Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin'i dinliyorum. İlk bölümümle karşınızdayım. Birkaç bölüm geçmiştim ve kariyer açmıştım kendime. Evet, bölümünden devam ediyorum. Alın gerçekten güzel ama biraz da... Selamlar herkese, yeni bir Minecraft bölümüne hoş geldiniz. Bugün serimize devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son bir önceki bölümde yatak odası işleriyle uğraşmıştık. Akvaryum artı papağan da getirmiştik. Hazır dedim, hayvanlarla uğraşıyoruz. Bu bölümde hayvanlarla uğraşmaya devam edelim. Ve ahır yapalım dedim. Bu bölümümüzün konusu ahır olacak. Minecraft'ta en çok sevdiğim hayvanlardan bir tanesi de lama. Ve lamayı da kesinlikle ahıra dahil edeceğim. Şimdiden onu söyleyeyim. Aha, yine kedi spawn oldu. Buralar hep köy olarak algılanıyor. Size kötü bir haberim var maalesef. Demir farmı yaptığıma pişman oldum abi. 1.14.4 çıktı. Şu anda 1.14.4'teyim ve demir farmı nerflenmiş. Daha doğrusu bu dizayn çalışmıyor şu anda. Çok yapacağımız şey birazcık daha bunu geliştireceğiz ve aktif hale getireceğiz. Keşke 1.14.4 çıkmadan demir farmını yapmasaydım. Neyse ki deli gibi demir depoladık da demir sıkıntımızı uzun bir süre çözdük. Benimle birlikte yine sizin de büyük ihtimalle 4. versiyona geçerseniz demir farmı bozulmuştur. Ona bir el atacağız ama yakında. Şimdi ahırı çoğunlukla ladin malzemesi ve zombi yokmuş, güzel. Meşe malzemesiyle yapacağım. O yüzden ladin ve meşem fazla yok. Önce bir odun toplayarak başlayalım işimize. Odun iş tamamdır. Geceye yakalandı. Creeper falan her yer. Sağ sol. Tehlikeli. Şunları atayım da yok ettiğim orman bir yandan geri gelsin. Tamam. Bu kadar malzememiz var. Büyük ihtimalle fazlasıyla bana yetecektir. Şimdi diğer malzemeleri toplamak için doğru sandık odasına. Ahır yapımında kullanacağım malzemelerin hepsini toparladım. Şimdi hatta burada değil de önce ahırı nereye yapacağız onu belirleyelim. Oraya doğru gidelim. Şu anda yağmur yağıyor. Uyuyabilirsek işimize devam edebiliriz. Evet, güzel. Güzel oldu böyle. Şansımız varmış. Bu arada ben buraya bir gizli geçit yaptım. Tam buradan. Yine aynı şekilde sandık odasına bağlanıyor. Bu arada buraya bir sandık attım ve şurada balık farm var. Arada orada bir şey yapamıyorsam AFK bırakıyorum. En üst yatak odasına gidiyor. Ara kat büyü odasına gidiyor. En alt katta nereye iniyor? Direkt bizim sandık odamıza. Buranın da altına inebileceğiz tabii ki de ama onu da zamanla yapacağız. Bir takım denemeler yaptım. Ahır büyük olduğu için sığacak mı sığmayacak mı gibisinden bir ölçü aldım hemen. Ve sığmıyor. Şurayı birazcık daha yontacağız. O tarafa doğru gideceğiz. Bir hiza belledim kendime. Şuradaki blok. Buradan 4 blok bu tarafa doğru gelsek, bir hiza bellesek bakın. Ahırımızın tam orta noktası burası olacak. Daha sonra içe girelim. Şu şekilde. Bakın burada hizamın şeyin noktası var. Umarım tuttururum bu sefer. Biraz önce biraz sıkıntı olmuştu. Bu tamam. Bir tane daha geleceğim. Orta nokta burası olacak. Ve karşıla aynı şekilde ilerlemem lazım. Şunu bir tane yakınlaştırayım ben. Okey. Burası hazır. Hizamı sanırım oturacak. Karşıyla aynı gidiyor şu anda. Buradan sonra şunu yapsam daha iyi olur sanki. Aynen. Buradan da 3 blok yukarı çıkacağım. Kapalı kısım. Ahır dediğimiz kısım burası olacak zaten. Bu tamam. Giriş böyle 3 blok bırakacağım burada. Diğer taraflar 4 olacak bu arada. Burası hazır. Aynen. Şurada yaptığım gibi bu tarafa doğru da gideceğim ama önce iç kısma devam edelim. Burada 1, 2, 3, 4 blok boşluk bırakacağım. Yine 3 blok. Yukarı çıkacağım. Buralar hazır. Karşıyla da eşitlersek her şey cuk oturur gibi görünüyor. Öyle fazla büyük bir ahır yapmak istemiyorum. Önemli olan kısım hayvanların barınacağı kısmı zaten. Burada temsili bir görüntü olsun. Ve onların bulunma noktası gibi bir ayar. Daha sonra şurayla aynı bir şekilde gidelim. İlk kısım olduğu için bunları atlamak istemiyorum. Detaylı bir şekilde yapabilirim. Burası tamam. Umarım doğru yapıyorumdur. Yanlış yapıyormuşum. Bir içeride olacak. Daha sonra bir tane daha buraya. Orta kısım.
Dönelim. Bu değil. Kütük ve tam olarak içe gideceğiz. Buraya bir kütük daha. Daha sonra bu. Evet. Yeterince büyük gibi geliyor bana böyle bir görüntü. Uzaktan bakabiliyor muyum? Yeter ya, sıkıntı yok bence. Orta kısım falan. Yani. Şimdi ise koyduğumuz kütüklerin üzerine basamak ekleyeceğim ki inekler falan hayvanlar buradan zıplayamasınlar. Bu da son noktaydı. Üzerime almış mıyım? Almışım. Umarım yeter. Sadece buralara koymuyorum. Buralarda ahırdan sarkıtacağım bu fenerleri. Geri kalanları da aydınlatma iyi olsun diye köşelere böyle birer tane fener. Giriş kapısı çok önemli. Normal çit kullanmak yerine farklı bir şey yapacağım. Hatta buralara şöyle bundan koyacağım. Ve su yalağı gibi düşünebilirsiniz. Öyle bir şey yapacağım şimdi. Buradan da hayvanlar geçemeyecektir. Sınırsız su yapmam lazım. Hemen suyunu koymuyorum. Aynısı buraya da. Tamam. Ve şuraya ise diğer tarafı, diğer yöne yaptığımız gibi yapmayacağım. Bu sefer kit olacak. Aynılarını karşıya da yapıyorum. Tamamlandı. Güzel bir görüntü çıktı ortaya. Geçelim kapıya. Benim en sevdiğim olaylardan bir tanesine. Burayı ise nasıl yapalım? Bir içeriden bir dışarıdan olacak. Dış kısmı şöyle yapacağım. İki tane. Daha sonra bu tarafı da böyle. Bana destek bloğu lazım. Onu da şu şekilde sağlayacağım. İki tane koyalım. Üste yine meşe tuzak kapısı. Altı da Ladin tuzak kapısı koyacağız. Geçerken böyle geçeceğim ben. Hem de hayvanlar geçemeyecekler. Bunlar her zaman kapalı olur. Şu şekilde ve burayı açmak istiyorum. İçeriden güzel görünüyor. Bakın bir bölme mesela böyle görünecek. Kapatacağımız zaman da bu şekilde. Girmek isteyeceksek hayvanlar kaçabilirler bu seviyeden. Biraz hızlı olursak da bir sorun olacağını sanmıyorum. Birinci bölmenin kapısını hallettik. Geçelim zemin kısmına. Hayvanların olduğu yerler biraz pis olurlar. İşte ezilmiş, kullanılmış bir zemin olmasını istiyorum. O yüzden hem iri taneli toprak kullanacağım. Bakın bu çakılla birleştiriyorsunuz toprağı. Daha sonra da pozol kullanacağım. Pislenmiş toprak gibi bir görüntü. Aralarda bazen şu şekilde küreğin hadi sağ tıkıyla dizaynlar çıkartacağım. Tamamen rastgele olması, random olması çok çok güzel bir görüntü çıkartır ortaya. Zeminde neredeyse tamam. Eklemesini yapacağım ama orta kısma bizim hayvanların yemek yiyebileceği ve su içebileceği kısım yapmamız lazım. Onu da şöyle tamamlayacağım. Şurayı hizalayalım. Orta nokta burası. Burası ise iki kare olması lazım. Şu ikisi orta çünkü. Bu tarafa doğru ekleme. Buraya ekleme. Bir tane daha gitsek. Dört mü olsun? Bu şekilde mi olsun? Bence bakayım. 3 olsun. Toplamda 6 tane var. Çünkü geri kalan kısma çok farklı bir planım olacak. Tuzak kapısıyla çevireceğim etrafını. Tamam. Şu iç kısma da tuzak kapısı koyacağım. Burada şimdi esas görüntümüz ortaya çıkacak. Kapıları kapatalım. Orta kısmı da kapatıyorum. Şimdi bizim suyumuz vardı. Şimdilik bir köşeye ne yapalım? Sınırsız suyu yapalım. Buraya olur. 1, 2. Dur, şuradan alacağız suyumuzu. Şuralar su kısımları, su içmek için kısımlar. Daha sonra karşı tarafta aynı şekilde oraya da su koyacağım. Orta kısımda mesela ne? Yemek yiyecekleri yer. Nasıl? Bence süper oldu. Hatta pasta falan satın alırız. Bunlara biraz pasta koyarız ki yem varmış gibi görünür. Şu anda boş kalsın. Ben hemen üzerime şuradan bir de ne alacağım? Sen. Bunu da hemen tıklayalım sağa sola. Biraz otlu görünsün arazi. Daha iyi olur. Sanırım böyle oldu. Fazla da abartıya kaçmasını istemiyorum. Bir de Eyrel otu var. Biraz daha tok bir ot. Onu da toplamaya gideriz biraz sonra. Şimdi bir hayvanın duracağı kısım böyle. Karşı tarafa da aynısını yapacağız ama orta kısımda hizalar biraz daha değişik. Bunun aynısını tam karşısına yapıyorum şimdi. İki tarafı da hallettik. Girişimiz solda koyunlar, sağda inekler. Orta kısımda da lamalar olacak. Şimdi orta kısma geçiyoruz. Burada yine aynı şekilde devam edelim. Ve birlikte yapalım bu arada. Farklı yapacağımız bir işlem olacak. Burada orta kısım 1'e 1 mi 3'e 3 mü öyle bir farklılığı var. Şuraya da döneyim. Malzemem de çok güzel bir şekilde yetti. Şalkılarımda daha bir sürü var odunun çitim falan diye.
Şunu ver bana, yer kaplamasın. Buradaysa şunu yapacağım, buraya koyacağız. Olmadı. Bir yerde yanlış yaptık. Doğru. Doğru. Ha, doğruymuş. Pardon. Çok pardon, doğruymuş. Neden kafam karıştı? Çünkü hizası farklı. Demin dört geniş çıktı, şimdi üç geniş çık olduğu için. Bakın, tam orta burada. Burada, bu kısımda. O yüzden biraz kafamı karıştırdı. Burası hazır. Devam. Az kaldı. Orta kısım. Ve şimdi döneceğiz. Bu tarafa doğru. O çiçekleri yok etmem lazım. Çok sevmiyorum oralarda. Ve evet. Finish tam oturdu. Üst kısımlarını yine basamaklara yapıştır. Daha sonra köşeleri yine aydınlatma yapalım. Geri kalanı da hallettim. Burada yine yalak kısmı farklı olacak. Orta kısım burası. Burada da öyle. Burayı bir genişlikte yapacağım. Öyle fazla büyütmeye gerek yok. Yeterli olur zaten. 3 tane olsun. Şu şekilde. Buraları dön. Burası tamam. Bir tane daha. Yalnız çok güzel değil mi bunun? Aha, da yetmedi. Hazır. Geçelim zemine. Hatta bakın, şöyle bir şey yapmaya başlamıştım. Daha güzel görünüyor öyle. Bunları temizle. Alt kısma basamak atayım. Burası tatlı ya. Orada öyle görünsün. Daha hoş görünür. Burası da tamam. Eksiğimiz falan yok değil mi? Şurada bir unuttuğumuz yer olmuş. Çit alayım bir koşu. Umarım kanser olmadınız burayı koymadığım zaman. Bak, yine yanlış yaptık. Zemin de tamam. Lamaların da barınacağı alan neredeyse bitti. Sadece girişi kaldı. Şurayı da halletmek gerekiyor hemen. Üste meşe atıyoruz. Aynı şekilde. Bu arada bunu kıracağım. Yanlış oldu. Buraya farklı. Yine meşe. Bundan. Kapatalım hepsini. Böyle olacak burası. Bakın, azıcık bir şey dalgalı. Orta kısım. Bu da kötü görünmüyor. Güzel gösteriyor ortamı. Bu arada hayvanları da hep şöyle tutacağım. Bir de yapabilsem doğru düzgün. Aynen. Bu tek girişten de çıkamıyorlar bu arada. Onu da bilin. Şimdi tam buraya bir tane varil atsak nasıl durur? Veya bunu ben buradan alayım. Şuraya koyayım. Burada daha güzel görünür. Aynen. Bunun üzerine bir de yem dikmiş gibi bunun içine daldırıp çıkartıp hop buraya döküyormuş gibi görünsün diye onu attım oraya. Azıcık bir şey de içinde varmış. Tamam, mantığı o. Alanda yine şey kullanacağız. Kirlenmiş toprak. Daha sonra burada öyle bir gizli geçit yapacağım ki bir sonraki bölüm veya AFK koyun inek farmı yaptığım zaman. Peki ne kasacağız bu AFK koyun inek farmında? Yün. Öyle yün fazla gelmez de daha çok ineklerin derileri, koyunların etleri, azıcık bir şey yünleri, dediğim gibi bunları kasacağız. Ama mantık AFK üzerine olacak. Onu da artık daha sonra yapacağız, yani belirttiğim gibi. Burada da yine şöyle bir şey yapalım. Lama sesi mi duydum? Tüccar geldi sanırım ama gelmemiş sanırım. Zemini yine açalım böyle. Buralar hazır. Şu kısma mesela çalışma masası atabiliriz. Ender sandığı atabiliriz. Şunu alayım bir koşu. Tam burada durabilir. Karşıya koyabiliriz. Kendine olsunlar. Erişim hızlı olur. Daha iyi olur. İç kısma bir de bunlardan atabiliriz. Daha güzel görünür. Deneyelim. Yani. Orta kısım da güzel oldu. Gelelim buranın girişine. Buranın girişi de çok önemli. Şunları ver bana. Buradan mesela başlayalım. 3 blok yüksekliği olacak. Açtığımızda böyle görünüyor. Orta kısma bundan. En üstte bundan. Kapatıyorum. Yine dışarı çıkıp orta kısma bundan. En üstte bundan. Son bir nokta kaldı. Orası da burası. Yine komple ladin yaptım. Bakın, orta kısımdan böyle görüyormuşuz gibi. Buranın kapısı da bu şekilde olacak. Hatta ben şuraya farklı bir şey yapmak isterim. Bilemedim ki. Şundan da atabiliriz bak. Bu da yakışabilir böyle yerlere. Ama buraya gider gibi. Aynen, burada kalsın. Bu şekilde olabilir. Aha, da saklandık valla. Saklan başta bu çok iyi gider ya. Ama ismimizin görünmemesi lazım. Orada shift'e basabiliyor muyuz çünkü peki? Basıyorum ama bir şeye girmiyorum, etkiye girmiyorum. Güzel oldu. Buranın zemini de hallettik. Çatısı kaldı sadece. Çatıdan sonra hayvanlara falan geçeceğiz. Suyla bir işimiz kalmadı. Yani kocaman bir ahır. Şunları falan dolduracağız da. Ağaç falan ekleyeceğiz. Anlat anlat bitiremem artık. Geçelim çatıya. Hizamızı belirleyeceğimiz nokta ise tam burası. Buradan bir alta ineceğim. Oradan üste doğru orta noktada buluşacağız. Tam köşeden yapsam umarım bir sıkıntı çıkmaz. Alttan gidelim ki alt taraftan da malzeme koyabiliriz. Buradan da şu tarafa doğru gideceğim.
Hop güzel 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 diyecektim. Şunu kribi. Buradan bu tarafa doğru çeksem. Bu arada 1.14.4'te şöyle bir olay kalkmış. Alttan bu şekilde bastığımızda yukarı doğru gidiyordu ama artık o yok. Onu kaldırmışlar. Fazla oldu biraz. Tamam, gerisini yaparak gideriz. Şuraya hemen devam ettirelim. Alta yola bir tane. Yukarı çıktığımızda şurayı da yapalım. Bakalım olacak mı orta kısım. Neredeyse evet. İstediğim görüntü ortaya çıktı. İlki böyle. Şimdi merdiven falan da kullanacağım. Merdiveni nerede kullanacağız? Tam olarak ortaya bir tane buraya tam blok atsam. Buralara merdiven atsam. Aynen. Böyle olur. Burada buradan çıkmak baya bir sıkıntı. Bir tane daha git. Şu sıkıntı oluyor ya. Bunu ayarlamak lazım. Neredeyse tamam. Şimdi burada da şöyle yapacağız. Burayı yine aynı. Alta insek. Bir tane koydum be. Süper. Bu tarafa doğru devam. Bu sefer orta noktayı ikili yapacağız bunda. Yani burası iki tane olacak. Buradan da devam. Oturdu şu an. Ve evet. Vallahi cuk oturdu. Şimdi şu köşeyi gördünüz ya. Ne yapacağız şimdi? Aynısını buraya da uygulayacağız yani. Artık alışmışsınızdır sanırım. Evet, tamamdır. Geçelim iç kısma doğru daralmaya. Burada ise şu uçları birleştireceğiz tabii. Zaten şuralardan belli olur. Tam blok yapalım mı, yapmayalım mı? Onu bir düşünüyorum şu anda ama yapmazsak sıkıntı olacak. Bir şey olursa alttan kırarız. Bu tarafa doğru devam. Son kısımdayız. Burayı da 3-3 çekeceğim. Hatta bakın aklıma yeni bir şey geldi. Burayı bir dışarıdan alacağım. Tamam mı? Tamamla burayı. Ve nasıl yaparız onu? Şuradan mı gitsem? Buraya bir tane bunu eklesek. Aynen. Bunu kullanabiliriz bak. Buraya çünkü havalandırma gibi farklı bir görüntü yapmak istiyorum. Şunları da birleştirelim diğer uçla. Alt kısmı da kapattım. Şimdi buraya buradan mı koysam? Şuradan mı koysam? Bence buradan daha güzel olur. Shift'e basıyorum. Okey. Neredeyse bitti. Şunu da ekleyeyim de daha güzel görünür. Evet, burayı böyle yapmak istedim. Tabii yağmurlu günler için biraz sıkıntılı olacaktır ama sorun değil. Güzel görünsün böyle. Yağmur mantığında katmayalım bir zahmet. Ha, bu arada şurayı bir yukarıdan yapmışım. Yapıştır buraya. Evet, çatıyı da bitirdik ya. Çatı da süper oldu. Şunları da alayım. Tek bir eksiğimiz var. O da aydınlatma. Buralara koyabiliyor muyuz? Yok. Ama uç kısımlara fenerleri yapıştırırız. Ortaya da bir tane. Dört köşeye de dönelim böyle. Bu arada dört genişlik olan kısma buraları da ekleyelim ya. Bak aynısını buraya da yaptım. Fenerler de tamam. Şu kısımlar biraz da dolu görünmesi için uğraşacağız şimdi. Böyle biraz boş gibi görünüyor ama onları ben şimdi halledeceğim. Buraların da güzel görünmesi için yapmamız gereken bir tane daha ekleyelim. Merdiven koysak nasıl görünecek? Dur, bundan değil. Merdiven. Güzel gidiyor. Bir tane daha ekle. Yani. Ama şuranın ortaya çıkması için burayı da işlememiz lazım. Onun için bir temizle burayı. 1, 2. Böyle oldu. Ekleme yapsak olur mu? Olmaz. Buralar nasıl? Buralar da iyi ama. Yine aynı şekilde merdiven eklesem daha da güzel oldu. Yani. Bir de fenerlesek. Buraları da konuluyormuş bak. Ama burada güzel görünmedi. Orta kısımlar iyi. Daha sonra aynını buraya da yapalım. Evet, buralar da tamam. Var mı ekleyeceğimiz bir şey? Sanırım kalmadı. Hayvanları getirsek iyi olur yavaş yavaş. Bence çok güzel bir ortam oldu. Girişi çıkışı her yere. Hayvanların barınacağı noktalar falan. Baya hoş bir ağır oldu burası. Ayrıca yukarıdan baktığımızda da her hazne eşit bu arada. Sadece şu orta kısımda bir blok daha dar. Ayrıca şuraya bir yol çekmeyi unutmayalım. Aha, yanlış oldu. Lan bir daha oldu. İnci bitti, neyse onları da alırız. Bu tarafa doğru yol çekeceğim. Orta kısımda acaba ot mu bıraksam? Bazen güzel görünüyorlar. Bakayım. Böyle olsa yani fena değil, o kadar da kötü görünmüyor. Şuradan bir tane de alırsam. Şurayı doldursam. Bir tane daha. Evet, bu olabilir. Orta kısımda ot olması sorun değil. Güzel görünüyor hatta. Şurayı da açayım.
Daha iyi durur. İç kısma da yine ot atalım. Otsuz olmaz. Ben böyle daha çok beğeniyorum. Yani ama abartısını da yapmayalım. Tepedeki maşallah yıllardır oradan gitmiyor. Seni de alayım ben. Umarım ölmezsin. Yavaş gel, yavaş yavaş yavaş. Güzel. Bu arada depoya da gidelim depodan. Çok da hızlı gitmeyeyim. Buğday alacağım da. Şimdi kapıdan giriş biraz sıkıntı olacak. Bak bunu hesaba katmadık. Ne yapacağız? Hiç oradan uğraşmayacağız. Her zaman şuradan sokalım. Geri tamamlaması sorun değil. Gelin bakayım. Sizin artık yeni yuvanız burası. Ben size çok iyi bir şekilde bakacağım. Envanterim fullmüş. At bunu. At bunu. Hadi şunu da at. Gerisini şöyle tamamlarsak. Mis gibi. Çitin iplerini de salalım. Evet. İlk yavrumuz. Bakalım. Burada. Seni de besleyeyim şöyle deli gibi. Bu arada bir tanesiyle beslerseniz büyüme hızını %10 arttırıyorsunuz. Bir yavrunun da yetişkin olma süresi 20 dakika. O şimdi bayağı bir hızlı bir şekilde büyüyecek. İki tane yeterli olur. Daha fazla getirmeye uğraşmayalım. Sırada koyunlar var. Hemen koyun bulalım. Ha bu arada bulmadan önce, daha doğrusu bulmaya gitmeden önce şu varilin içine samanları yollayayım ben. Şurası böyle olsun. Burası da böyle olsun. Ara sıra bunları besleyeceğim ya. Buradan besleriz. Üzerimde bir stek olsa yeter. İki tane koyun da burada bulduk. Üç mü? Yok, ikiymiş. Altmış o. Gelin bakalım. Bu arada inekleri öldürüyorum. Bunlar da yine hazır, fena duruyorlar. Hadi bakalım yine besleyelim siz diyecektim de. Ha sol elimdeymiş dedim. Şey yaptım acaba. Varile mi attım dedim. İlk koyun yavrumuz da. Hadi. Burada. Aha suya düştü. Bak açılın. Biraz seni de besleyelim. Zaten bol bol buğdayımız var. Sırada lamalar var. Lamaları ise çiftleştirmek için. Saman. La 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 la. Az kalsın geçiyorlardı. Saman balyaları kullanmamız lazım. Siz ne alemdesiniz? Evet, bir kere daha. Bakın hemen büyümüş buradaki. Bu değil. Ha bu yavruymuş. O yüzden. Bunların hala süresi bitmemiş. Bunların 5 dakikada bir eşleşme süresi var bu arada. Evet, lamaları gördüm. Kahverengisinden yok mu ya? Yalnız bayağı varmış bak. Hepsini getirmek niyetinde değilim. Şuradan da tutalım. Bunlar zaten yakalanacaktır. Keşke kahverengi olsaydı. Beyaz kahverengi ve bu sarım tırak gibi bir renk. Krem krem ne sarısı. Bu renklerde oluyor lamalar. Onları da buluruz zamanla. Keşif yapmamız lazım. Evet, sizi de buraya bağlayayım. Bir tane mi bağladım? Hepsini bağlaması lazımdı. Hepsi değilmiş. Tamam, şurayı hemen kapatalım. Köpekmiş o. Hazır. Lamaları da getirdik. Böyle çeşit çeşit diğer lamaları da getireceğim bu arada. Aynı şekilde inekleri de. Hatta şimdi deneme dünyama gideriz. Bunları da kesmiştim bak. Altın avucu devam. Alalım size. İplerimi verin. Ver ipleri, ver ver ver. Güzel. 10 numara 5 yıldız yine. Lamaları da getirdik buraya. Sürü ya bildiğiniz. Bu arada her çeşidin olması da çok daha güzel bir görüntü sağlar. Şunu da ver bana. Bakalım olacak mı? Bunları böyle çiftleştirmiyor muyduk? Yoksa şu elma falan mı veriyorduk? Ha bunu da yiyorlar. Saman balyası da yiyorlar. Çiftleşmesi bu şekilde değil miydi peki? Bir sevdireyim bakayım ben bunlara kendime. Hemen de sevdi ya manyak. Bu muydu beni seven? Aynen. Halı yapıştıralım. Bunları bu arada sandık da verebiliyorduk. Taşımacılık için. Bu da sevdi beni.
Galiba evcilleştirdiklerimizi çiftleştirebiliyorduk. Şimdi denemesini yapacağım. Aynen. Bakın evcilleştirdim. Şimdi çiftleştirebiliyorum. Diğerleri takır takır yiyorlar, yutuyorlar. Dikkat edin. Önce evcilleştirin. Şimdi ben güzel görünmeleri için de biraz sandık ve farklı renklerde halı alacağım. Abi tek seferde beni seviyorlar ya. Bu arada şu creeper mıydı? Bu değil. Yeşildi galiba. Yeşil creeper'dı. Deneyelim. Aynen bakın üzerinde creeper logosu var. Hemen buna bir eş. Oo abi bunlar tek atıyor. Niye böyle anlamadım. Bunun canı da çok yüksekmiş. Ne yapacaktık? Sandıkla sağ tıklayacaktık. Bakın slotu da umarım geliştir. 6 kare. Hepsi aynı mıydı acaba? Denemek lazım. Lamalarla falan ilk defa bu kadar uğraşıyorum. Aynen 6 kareydi sanırım ya. 6. Bak 3 kare bu sefer. Bu da az. Ama şu yeşiller muhteşem görünüyorlar. Bakın 9 kare. Cidden iyiymiş ama canı biraz daha yüksek olsa çok daha iyi olur. Bunları süremiyoruz bu arada. Sürmek yok. Sadece kayışla çekebiliyoruz. Bir zamanda tamam mı şey yapalım. Bunları kayışla taşıyalım. Daha güzel olur. Böyle survival'ın diplerini falan yaşayalım. Amaç zaten tamamen bu. Sizi ben yine bir çiftleştirmek istiyorum. Farklı desenleriniz, farklı renkleriniz olsa bambaşka olur da. Olsun. Deneme dünyasına geldim. Burada farklı inek çeşitlerini göstereceğim. Mesela bir tanesi mushroom. Bunu mushroom adasında buluyoruz. Mantar ineği yani. Buna bu arada büyüğü göstereyim. Thunder yani gök gürültülü yağışta mızrağı alıyorsunuz abi. Kanalcılığı da basıyorsunuz mızrağı. Yaratıklara, canlılara yıldırım düşürebiliyorsunuz. Peki bir mantar ineğine yıldırım düşürürsek ne olur? Hemen deniyoruz. Evet. Bu arada kırdık etrafı. Fazla kafamı kaldırmayacağım. Bu yana gel. Bu şekilde farklı bir inek oluyor. Peki bu ne işe yarıyor? Hemen onu da göstereyim size. Kase alacağım biraz. Buna sağ tıkladığımızda biz normalde güveç yapıyorduk. Şüpheli güveç. Ama bunu kaldırmışlar sanırım. Şu anda tıklıyorum olmuyor. Hem bunu barındıracağız orada besleyeceğiz. Hem de mantar ineğini. Bundan da mantarları almak için makasla sağ tıklıyoruz sanırım. Aynen bakın böyle şılak diye normal ineğe dönüşüyor. Yani 3 çeşit inek besleyeceğiz. Lamalarda da yine farklı farklı mesela beyaz, deminki krem ve kahverengi. 10 numara desenler. Bunları da besleyeceğiz yine. Bu arada deneme dünyamdayım ya. Burada benim bir tane yakışıklı bir arkadaşım var. Hemen eşkıya yapıştıralım buraya. Hazır mısınız? Nasıl abi? Speed fullledim onda speed'i ve öyle bir ışınlanıyor ki ayrıca jump'ı da fulliyorum mesela. Bir zıplıyor yukarı. Sonuna kadar artık ne kadar gidiyorsa. Çok iyi onlar ya. Size çok küçük bir kısımda spoiler veriyorum. Artık anlamışsınızdır büyük ihtimalle. Yapacağım AFK inek ve koyun farmında böyle bir mantık kullanacağız. Hayvanların yavrularının bu tarafa geçmemesi için tabii ki de bunları kapalı tutmamız lazım. Var mı yeni bir şey? Bu arada bir lagda mıyım ben? Ufak bir lag yedim sanki. Bak bak lagdayım. Aynen. Sanırım videonun sonunu laglı bir şekilde bitireceğiz. Neyse. Çok da önemli değil. Hemen ineklerimizi de kontrol edelim. Bunları at buraya. Çok güzel bir bölüm oldu. Çok iyi bir iş yaptık. Güzel oturdu bu buraya. Var mı sizde bir şey? Yok. Bu arada ben buradaki tavuklarla falan uğraşıyorum böyle. Oynuyorum. Bakın burayı da çoğalttım. İçeriye de bayağı dolmuşlar. İçeriye atmamıştım. Çatının üstünde bile var manyaklar. Hep yanlış yaptık ya. Bakayım. İnmişler. Tüm videoyu gösteremiyorum. Altta da tavuk farmına bir bakalım. Boşaltmıştım yine. Bu bölümden önce. O iyi gelmiş. Güzel. Bunları da alalım hemen. Kullanırız. Burası fullendi mi? Yok. Bu arada çok fazla tüyümüz oldu. Bunları köylülere satarsak çok iyi olur. Ticaret çok yakın. Olduğu zaman ufak tefek de ekleme yaptım. Bu bölümde güzel bir ahır çıkarttık buraya. Umarım beğenmiş ve keyif almışsınızdır. Cidden buna ihtiyacımız vardı. İlerleyen bölümlerde de dediğim gibi tam otomatik sistem gelecek. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.